Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine diyeceksiniz ki bıktık bu Nmax'lerden vesaire, yeter. Ama hala sıkıntı var arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntı? İnsanların anlayamadığı bir sıkıntı. Sürekli aynı şeylerle bana gelinen sıkıntı. Tekrar tekrar anlatıyorum ve bu sorular bitene kadar da bu videoları çekeceğim. Varsa benden iddialaşmak isteyen her türlü de bu konuda iddialaşırım arkadaşlar. Yani geçen akşam bir motorcuyla iddialaştık. Yani rengine göre enjektörleri karşılaştıralım. Bu pembe, bu yeşil, bu sarı. Yani rengine göre enjektör mü karşılaştırılır yani? Bunların her birinin basınçları var. Farklı farklı içinde. Bana gelmiş bunun iddiasını yapıyor. Al pembe. Bu hangisinin enjektörü desin bana. Şimdi arkadaşlar, bu motor 125'lik. Bunların 155'i de var. 125'i de var ama bu motor orijinal 125. Ve eski kasa Nmax'lerde alt makina yenilen silindir piston olarak aynı. Mesela bu silindir piston bu motordan çıktı. Bu eski 155'in ama aynı gördüğünüz gibi. Yani bunu sök, bunu tak, bunu sök, bunu tak. Hiçbir fark yok. Sadece piston çapları büyük. Farklı yani. Pistonu şuradan şuraya olan mesafesi. Bunu da 50, 58. Bunu da 52,4. Krank aynı olduğu için piston çapından motorun sisi artıyor. Biz ne yapıyoruz? 180 takınca ya da 185 cc, bu 62 ya da 63 oluyor. Yani 155'ten de daha büyük piston takıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Şuradaki et payından biraz daha gitmiş oluyor. Mesele bu. Şimdi 125'lik Nmax'i, bu kitini söktük. 155'in Nmax'in bu kitini taktık. Şimdi motor 125'lik olduğu için motor beyin yazılımı da 125'lik. Aslında bütün Nmax'lerin enjektörleri aynı. Bakın sadece tek farkı söyleyeyim ben size. Şu iki enjektörde soketleri gördünüz mü? Bak, bunun soketi farklı. Bunun soketi farklı. Mesela bu ikisininki aynı. Şimdi bu soket yapısı 2017 modelden sonraki Nmax'lerde var. 2020-21 hepsi bu soket. Ama bu soket sadece 15 ve 16. Ama gel gelelim lehimlen bu soketi buna dönüştürüp bu enjektörü ben takabilirim. Çünkü ikisinde püskürttüğü benzin miktarı aynı. İkisinin basıncı aynı. Şimdi adam gelmiş bana diyor ki renkleri farklı olmaz. Ya arkadaş, ben yaptırtayım sana bunu da, aynı bu enjektörde kırmızı yaptırtayım. Yani renkle ne alakası var bunun ya? Benden iddialaşmayın. Yani o hocama, o adama diyorum yani. Bir ikincisi, 125'lik bir fabrikasyon, 125'lik bir motorunuz varsa kesinlikle 155'e çevrildiğinde, 180'e çevrildiğinde bu sarı enjektörden, yani elimdeki sarı enjektörden, bunun başka rengi de gönderilebilir. Bu enjektörden takacaksınız arkadaşlar. Benden temin edeceğiniz takacaksınız. Hiçbir sorun da yaşamayacaksınız. Şimdi şöyle bir sorun var. Bazı Nmax'lerde bu enjektörden takmazsanız motor rölantide durmuyor. Bazılarında motor şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Giderken böyle arkadan biri tutuyormuş gibi çekiyor. Bazılarında da 125'lik 155 silindir püsü yükseltiyorsun. Çekiş yine aynı. Motor gitmiyor. İşte bu sebepler yaşamamanız için enjektörü değiştirmeniz lazım. Ve en önemlisi, yakıt artmadığı için motorda fakir karışım olacak. LPG'li araba gibi düşünün. Motor ömrü kısa olacak, kıracak, parçalayacak kendini. Arkadaşlar, enjektör şart. 125'lere, 155'lik motoru 180'lik yap. Hepsini yap. Onda enjektöre gerek yok. Değiştirsen iyi olur tabi ama çok yüksek CC'li enjektör takmamanız lazım. Şimdi olay anlaşıldı. Bu da anlaşıldı. Şimdi bu dereceli egzantrik.
Bunu motora takarsanız şu süreler var bakın. Gördünüz mü? İkisinin açısı farklı. Şimdi NMAX'lerde çıt sesi geldi mi? Eksantrik NMAX eksantriği buradan buna geçiyor. Süresi fazla ve basma miktarı fazla olduğu için subaplara motor rokete geçiyor. Bu orijinalinden de daha fazla basıyor. Dereceli eksantrik. Bunu takarsanız motorunuzdan üst daha yüksek üst devirlere çıkarsınız yani. Bunu aslında takmanız bir nebze sizin için iyi. Yani şu dereceli eksantriği takmanız. Yani yüksek hızlara, yüksek devirlere bu kamşaftla daha iyi çıkarsınız. Onun yanında enjektör takacaksınız. 155'in ya da 180'in kitini takacaksınız. 125'lik NMAX'e. Bir de arkadaşlar hava filtresi. Çok önemli. Hava filtresinde daha fazla hava geçiren havadan süngerli AliExpress de var. Hava filtrelerinden takacaksınız. Motordan performans alabilmeniz için. Yani asıl bu videonun amacı şuydu. 125'lik NMAX'i 155'e çevirdiğinizde benden bu enjektörden temin edeceğiniz. Yoksa verim alamazsınız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.